Değerli takipçiler, hepinize merhaba. Şekilde verilen uzunluk bilgilerinden bilinmeyen açıları bilmeye saymaya çalışacağız. Soruyu tanıyacak olursak, ABC üçgeninde AB ile AC eşit verilmiş. Yani büyük üçgen bir ikizkenar üçgenmiş. Daha sonra CB, BQ, QP ve PA doğru parçaları eş olarak verilmiş. Dolayısıyla buradan alfa açısının A açısının B açısına oranı sorulmuş. Yani açıları çalışacağız. Kolaylık olsun diye ben tepe noktasından başlıyorum. Bu tepe noktasını açı dağılımı kolay oluşsun diye 2 teta olarak seçebiliriz. Dolayısıyla QPA üçgeninde bir ikizkenar üçgendir. Burası da artık 2 teta olacaktır. Eş uzunluklardan özel yapılara girebilmek için B'yi P'ye birleştirerek burada yeni bir ikizkenar üçgen kurmuş oluyoruz. Eş açıların toplamı 2 tetayı vereceğinden dolayı şuralardaki açı dağılımı teta şeklinde gelecektir. Peki BCA üçgeninde taban açılara çalıştığımızda biz tepeyi 2 teta seçtiğimize göre C'deki açı 90 eksi teta olacaktır. B'de de toplamda bu vardır. Şimdi küçük bir çizim yaparak sorunun artık cevabını görebiliriz. Artık özel üçgenlere kurabilmek için Q noktasından BQP üçgeninde Q noktasından özellikle bir yükseklik çizmek istiyorum. Açıortay çizmek istiyorum. Kenarortay çizmek istiyorum. Bunu kırmızıyla modellemeye çalıştım. Dolayısıyla artık şuraya H demiş olsaydık artık BH doğru parçası ile HP doğru parçaları eşit olurlar. Burada işte içine yıldız koyduğum üçgenler eş üçgenler olurlar. Peki bu üçgenlerin eşini şöyle de kurabiliriz. Çünkü şurada noktayla göstermiş olduğum açılara girdiğimizde bu noktalı açıları biz dış bölge yazıyorum. Teta cinsinden 90 eksi teta yazabiliriz. Bir 90 eksi teta da C'de var. Dolayısıyla sezgisel olarak bu üçgenlerin, yıldızlı üçgenlerin eşini şöyle kurabiliriz. B noktasından AC'ye bir yükseklik çizerek şöyle taslak olarak B'den AC'ye bir yükseklik çizerek buraya da bir isim verelim. K diyelim. Artık bu kurmuş olduğumuz BKC üçgeni de içine yıldız koyarak göstermeye çalışıyorum. Bu içine yıldız koyduğum üçgenlerin her biri eş üçgenlerdir. Biri diğerinin eşidir. Peki eş üçgenlerde artık karşılıklı açılar karşısında eş uzunluklar bulunacağından dolayı 90 eksi teta karşısındaki kenara da biz eşit sembolünü abartılı bir şekilde koymalıyız. Bir başka ifadeyle burada BH doğru parçası HP doğru parçası ve BK doğru parçaları eşit olmuşlardır. Dolayısıyla şu iç bölgeyi yazmaya çalışıyorum. Onu birazcık renklendirmek istiyorum. Maviyle. Şu boyamış olduğum üçgene bakalım şimdi. Bu üçgenin özel bir üçgen olduğunu şöyle görüyoruz. BK uzunluğu ile BP uzunluklarına baktığım zaman buradaki uzunluklar oranı 1'e 2'dir. Demek ki şu üçgen iç bölge yazıyorum. 30, 60, 90 açılı bir üçgendir. Kimdir bu üçgen? BKP üçgeni 30, 60, 90 açılı bir üçgendir. Dolayısıyla şuraya düşen açı miktarı artık 30 olmuştur. Buraya 30'un gelmesiyle artık teta'nın değerini biz 10 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Teta'yı 10 bilmekle artık diğer açıları da rahatlıkla bulabiliriz. A'yı bulmak istediğimize göre şurada yine teta vardır. Demek ki buradan A ile sembolize edilen açı yanlarda 10'ar derece var. Taban açılar 80 olacağından dolayı bu A açısı toplamda ne kadar dediğimiz zaman işte 80 derecedir. Çünkü şurada normal şartlarda 60 derece var. A'yı 80 olarak bilmiş ve bulmuş oluyoruz. B'yi bulmak istersek B açısı da QPA üçgeninde çalıştığımızda taban açılar 40 geleceğinden dolayı bu da 140 olmuştur. Bizden de A'nın B'ye oranı istendiğine göre sıfırlar gider 8 bölü 14'ün sade hali 2 ile sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 7 olarak bilinmiş bulunmuş olur. Kolay sığ bir soruydu değerli takipçiler.